Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu günlük hayatta asitler ve bazlar olacak arkadaşlar. Asitler, bazlar, tuzlar ünitesine artık sonuna doğru yaklaşmış olacağız böylece. Daha sözel nitelikte bir konu var karşımızda. Şöyle program üzerinden bir yorumlayalım bakalım. Neler yaptık, neler yapacağız diye. Günlük hayatta asitler ve bazlar bizim bugünkü konumuz olacak. Gördüğünüz üzere ara tatili de içeren oldukça dolu bir programımız var. Programı mükemmel bir şekilde takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizi çok önemli dersler bekliyor olacak. Ayın ilerleyen günlerinde tuzlar videosuyla kimyanın bu ayki konularını da aslında tamamlamış ve üniteyi bitirmiş olacağız. Şimdi dalalım bakalım neler varmış. Öncesi, şimdi ve sonrası olarak karşımıza neler çıkacak arkadaşlar? Şimdiye kadar hani önceki derslerimizde asit ve bazların tepkimelerinden bahsettik. Asit ve bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden şimdi bahsediyor olacağız. Yaygın asitleri, bazları tanıyacağız ve sonrasında da tuzlardan bahsediyor olacağız. Şimdi bir sonraki dersimizin konusu bu olacak. Peki bu çalışmayı tamamladıktan sonra bizi neler bekliyor? Tabii ki bir ödevimiz olacak. İlk olarak 0'dan 10'a kimya kitabını karşımıza alacağız. 0'dan 10'a da 156'dan 162'ye kadar sorumlu olacağız arkadaşlar. Neler varmış? Şöyle hep birlikte bir bakalım içeriğine. Bu kitabımızda konu olarak sol sayfa bize konuyu anlatan taraf olacak arkadaşlar. Asit ve bazların hangi işlere yaradığını, faydalarını ve zararlarını anlatan bir sayfa olacak mesela. Ardından da sağ tarafta burada anlattıklarıyla ilgili bize çözmemizi bekleyen sorular yöneltmiş olacak. Her sayfa sol tarafta bize konu anlatıp sağ tarafta bununla ilgili sorular yöneltecek. Dolayısıyla aslında her bir sayfada bir kazanımı cebimize koymuş, gayet güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bunları tamamladıktan sonra bir bölüm bitince de hemen bizi bir tara geç sayfası bekliyor olacak. Yani bölümü bitirmemizi sağlayan kısmı olacak. Bir sonraki dersimizde tuzlarla ilgili çalışmayı yapıyor olacağız. Sıfırdan ona kimya kitabını tamamladıktan sonra tabii ki işimiz bitmiyor. Dinamo kimya kitabı artık bütün taşları yerine oturtan kaynağımız olacak. Burada da testra 17'den 20'ye kadar ve test 5-6'ları çözmemiz gerekecek. İçindekiler kısmından da şöyle bir göz atalım. Asitler, bazlar, tuzlar ünitesinde arkadaşlar hayatımızda asit ve bazlar, yani 3. bölümü şu anda yapıyor olacağız. Sayfa olarak da 163'ten 169'a sorumlu oluyor olacağız. Neler varmış şöyle birlikte bir bakalım. Burada da her sayfanın başında bir çözümlü örnek olacak. Ardından da burada çözdüğü soruya benzer nitelikte 4 tane soruyu bize yansıtıyor olacak. Yine her bir sayfa bir kazanımı bizim kazanmamızı, öğrenmemizi getiriyor olacak, sağlıyor olacak. Burada yine kazanımlar tamamlandıktan sonra da bir tarama testi bizi bekliyor olacak. Onu da çözdükten sonra tabii ki tuzlarla yine bir sonraki dersimizde devam ediyor olacağız. O zaman zaman kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Şimdi içeriğimizde neler olacak? Öncelikle asit ve bazların faydalarından ve zararlarından bahsediyor olacağız. Şöyle bir genel değerlendirme yapacağız. Ardından yaygın asitleri ve yaygın bazları şöyle bir tanıyor olacağız. Burada ezberlememiz gereken bazı bilgiler karşımıza çıkacak. Ardından da şu zararları demişken zararlarını iyice bir açacağız ve asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Hangi gazlar asit yağmurlarına sebep olur ve asit yağmurları nelere sebep olur? Bunları değerlendireceğiz. Son olarak da asit ve bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Hangi maddeleri birbiriyle karıştırabiliriz ve daha doğrusu karıştıramayız? Bunları yorumluyor olacağız. Şimdi dedik ki yaygın asit ve bazlarla bir başlayalım bakalım neler varmış yaygın asit ve bazlarda. Öncelikle hidroklorik asit arkadaşlar. HCl gibi bir formüle sahip, artık baya yakından tanıdığımız bir asit var karşımızda. Biz onu yaygın adıyla tuz ruhu olarak biliyoruz. Bak, kaynaklarda bu ikisi de çıkabilir, ikisini de ezberebilmek zorundasın. Peki hidroklorik asidi ya da tuz ruhu olarak bildiğimiz bu asidi nerede kullanıyoruz? Deri üretiminde, derilerin daha doğrusu işlenmesinde, tabaklanmasında yaygın olarak kullanılan bir asittir arkadaşlar. İnşaat sektöründe özellikle kullanılan bir asittir. Temizlik maddesi olarak doğrudan kullandığımız bir madde ve bunun yanı sıra PVC gibi, yani bu pencere kenarlarına çekilen polimerlerin üretimindeki bu C'nin kaynağı olarak hidroklorik asidi kullanıyoruz. Yani PVC üretiminde oldukça önemli bir yere sahiptir diyoruz. Bir diğer asidimiz sülfürik asit. H2SO4 onun formülüydü arkadaşlar. Sistematik olarak bu şekilde biliyoruz. Ama yaygın olarak da zaç yağı adıyla kendisini tanıyoruz. Peki nerede kullanıyoruz bu zaç yağını? Oldukça kuvvetli bir asitten bahsediyoruz arkadaşlar. Su çekme özelliği onun en önde gelen özelliklerinden birisi. Ve aşırı egzotermik tepkimeler veriyor. Dolayısıyla da açığa yüksek miktarda ısı çıkarıyor.
suyun içerisinde çözdüğümüz zaman. Nerede kullanıyoruz dedik? Gübre üretiminde kullanıyoruz. Bak özellikle gübre yazdıklarımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamda biz toprağın kükürtçe zenginleşmesini istiyorsak sülfürik asitten üretilen bir gübreyi tercih edebiliriz. Benzer şekilde patlayıcı yapımında sülfürik asit yani zaç yağı yoğun olarak kullanılıyor. Petrolün arıtılması sürecinde sülfürik asit olmazsa olmaz maddelerden birisidir. Ve bunun yanı sıra sorularda en çok karşımıza çıkan maddeye geldik arkadaşlar. Arabaların aküsünde bu iletkenliği sağlayan madde aslında sülfürik asidin oradaki varlığıdır. Araba akülerini tehlikeli yapan da aynı zamanda sülfürik asidin orada bulunmasıdır. İletkenliği o sağlar. Nitrik aside gelecek olursak HNO3 gibi bir formüle sahip sistematik adı nitrik asitken yaygın adı kezzap. Oldukça yoğun bir şekilde duyduğumuz bir isim aslında bu. Kezzap nerede kullanılıyor peki? Gübre üretiminde özellikle de azotça zenginleştirmek istediğimiz topraklarda gübre üretiminde nitrik asit kullanırız. Bunun yanı sıra dinamit yani bu TNT'deki T var ya işte o aslında nitrik asitten geliyor arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz dinamitin yapısında kullanıyoruz ve tabii ne oradan geliyor. Plastik üretiminde plastik maddelerin birçoğunun üretiminde nitrik asit yoğun olarak kullanılan bir asittir diyeceğiz. Asetik aside gelecek olursak bak bu üçü kuvvetli asitler arkadaşlar. Tehlikeli bir yere sahip hidroklorik asit, mide asidi olarak da bildiğimiz asit. Ama asetik aside geldiğimiz zaman zayıf asit özelliği gösterir. Dolayısıyla gıdalarda biz asetik aside rastlarız. Organik asitlerin tamamında bu özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. CH3COOH şeklinde bir formüle sahip. Sistematik adı asetik asitken biz onu yaygın olarak sirke asidi olarak biliyoruz. Dolayısıyla da sirkenin yapısında yer alan asit budur diyebiliriz. Polimer maddelerin üretiminde yoğun olarak kullanılan bir asit var karşımızda. Doğrudan gıda olarak kullanabildiğimiz bir madde kendisi. Mürekkep ve tutkal üretiminde de yine asetik asit yoğun olarak kullanılan maddeler sanayide de oldukça yer tutuyor arkadaşlar. Zayıf bir asit olduğunu tekrarlamış olalım. Peki bazlara gelecek olursak hangi bazlar var karşımıza çıkan? İlk olarak sodyum hidroksit diyeceğiz. Sistematik adı sodyum hidroksit NaOH gibi bir formüle sahip ve yaygın adı gidip marketten bulabileceğimiz adı da sod kostiktir arkadaşlar. Aynı isme sahip daha doğrusu aynı anlama geliyor bunlar. Nerede kullanıyoruz sod kostiği biz peki? Sabunun üretim aşamasında kullanıyoruz arkadaşlar. Sabun üretebilmek istiyorsan, katı sabun, beyaz sabun üretebilmek istiyorsan sodyum hidroksite illaki ihtiyacın var. Kağıt ve boya üretiminde veya petrol rafinasyonunda yine baz olarak kullandığımız, yaygın olarak kullandığımız bir maddedir sodyum hidroksit bazı. Potasyum hidroksite gelecek olursak KOH formüle sahip. Aslında bunlar birbirinin kankasıdır, kardeşidir diyebiliriz. Çünkü periyodik sistemde de biliyoruz ki sodyum ve potasyum alt alta yer alıyorlar ve benzer özellik gösteriyorlar. Dolayısıyla bunların asitleri ve bazları da birbirine benzer özellik gösterecek. Potasyum hidroksitte yine sistematik adı potasyum hidroksitken yaygın adı potas kostik adını alacak. Bak burada sud kostikti, burada potas kostik oldu. Nerede kullanıyoruz? Bunu sabun üretiminde, beyaz sabun, katı sabun üretiminde kullanırken Arap sabunu üretiminde de potasyum hidroksiti kullanıyor olacağız. Bir sonraki günde de bunun üzerine tekrar duruyor olacağız. Tarım ilacı üretiminde, gübre üretiminde ve pil üretiminde potasyum hidroksit yaygın olarak kullanılan bir bazdır. Bunu da bileceğiz. Geliyoruz kalsiyum hidroksit. CaOH2 gibi bir formüle sahip arkadaşlar. Bak bunlar bir A grubu elementleri olduğu için birer tane OH içeriyorlar ama kalsiyum 2 A grubu elementi olduğu için 2 tane OH grubu içerir yapısında. Sönmüş kireç gibi bir yaygın isme sahipti. İnşaatlarda oldukça yoğun olarak kullanıyoruz. Kireç üretiminde, kireç taşı üretiminde kullandığımız bir baz bu. Kağıt üretiminde, yine gübre üretiminde ve boya üretiminde özellikle tabii ki beyaz boyaların üretiminde kullanılan yaygın bir bazdır kalsiyum hidroksit. Bak şimdi de bu üçü kuvvetli bazlardı arkadaşlar. Buranın zayıf elemanına geliyoruz. O da amonyak. Susuz baz olarak da bildiğimiz bir baz yapısıydı arkadaşlar. NH3 gibi bir formüle sahip. Hem sistematik adı hem de yaygın adı amonyak olarak karşımıza çıkacak. Gübre üretiminde özellikle de azotlu topraklar istiyorsak ürettiğimiz gübrelerde amonyak kullanacağız. Gıda, ilaç ve temizlik maddeleri olarak amonyak yine yaygın olarak kullanılan bir bazdır diyeceğiz arkadaşlar. Bu üçü kuvvetliyken amonyak zayıf baz özelliği gösteriyordur diyeceğiz. Hemen bir soru çözelim o zaman. Zaç yağı ile ilgili bak sorunun aşağısını okumadan hemen bir yazalım. Zaç yağı dediğimiz şey H2SO4'tü
ve sülfürik asit olarak biz onu biliyorduk. Sistematik adı sülfürik asitti. Zaten onun yaygın adıydı. Hangileri doğrudur demiş. Su çekici bir maddedir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bir ortamdan su çekmek istiyorsan sülfürik asit kullanabileceğin en ideal madde özelliği gösterir. Araba akülerinde yaygın olarak kullanılan ve akülün tehlikeli olmasını sağlayan madde sülfürik asitti. Suda çözünme olayı endotermik demiş. Oysa ki ne dedik? Aşırı miktarda ısı açığa çıkararak bu tepkimeyi gerçekleştirirler. Suyun içerisinde çözünürler. Dolayısıyla da egzotermik özellik gösterirler. Ve sistematik adı sülfürik asittir. Bu ifademiz de doğru oldu. Dolayısıyla birinci, ikinci ve dördüncü ifadeler doğru olduğu için cevabımız E seçeneğinde yer aldı. Şimdi gelelim birazcık da asit yağmurlarından bahsetmeye arkadaşlar. Asit yağmurları nasıl oluşur? Şimdi üç tane sebebimiz olacak. Bunlardan da İkisine birincil diyeceğiz. Şu ikisi birincil sebep oluşturacak. Üçüncüsü de ikincil sebep olacak. Neden? Şimdi SO3 gazı yani kükürt trioksit gazı. Eğer biz bunun salınımını sağlarsak ve atmosferdeki su buharıyla birleşirse sülfürik asidin, zaç yağının yani çok kuvvetli bir asidin oluşumuna sebep olur. NO2 gazını, azot dioksit gazının salınımını sağlarsak aynı şekilde atmosferdeki su buharıyla birleşir ve nitrik asidin yani kezzabın çok kuvvetli bir asidin oluşumuna sebep olur. Ama karbondioksit salınımı havadaki su buharıyla birleştiği zaman karbonik asit oluşumuna sebep olur. O da gazozun ya da kolanın içerisindeki asittir arkadaşlar. Zayıf bir asittir. Dolayısıyla kükürt trioksit ve azot dioksit kadar önemli asitler, etkili asitler üretmez. Ama bu onun asit yağmuruna sebep olmadığı anlamına da gelmez. Sonuç itibariyle daha düşük bir asitliğe sahip olsa da ürettiği madde asit yağmurlarına yol açar arkadaşlar. İşte bu gazların salınımı ne kadar fazlaysa atmosferde bu asitlerin su oluşmasının ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla da bunlar yağmur sularıyla birlikte yeryüzüne geldiği zaman asit yağmurlarının ortaya çıkmasına sebep olurlar ve türlü türlü zararlara yol açarlar. Peki diyelim ki atmosfere bunlar özellikle fabrika bacalarından işte araba egzozlarından salındılar ve oluşturdular bu asit yağmurlarını. Sonuç olarak karşımıza neler çıkıyor arkadaşlar? Şimdi özellikle akarsu ve göllerden bahsedecek olursak burada ortamın daha asidik hale gelmesine sebep olur. Yani pH'inin düşmesine sebep olur. Bu ne demek peki? Bu akarsu ve göllerde yaşayan canlıların hayatını tehlikeye atıyoruz demek oluyor. Sırf bu gazları biz atmosfere saldık diye göllerdeki canlılar ölmeye başlıyor. Bunun yanı sıra ormanlar tabii ki zarar görüyor. Ormanlara hani ağacın dibine veya üstüne düşünün asit yağmuru yağıyor. Asit geliyor. pH oldukça düşük bir madde yağışı var. Burada doğrudan verdiği zararın yanı sıra toprağın geçirgenliğini de azaltacağı için iyice bitik hale getiriyor. Bunun yanı sıra binlerce yıldır ayakta kalabilen özellikle mermerden yapılmış, seramikten yapılmış maddelerin üzerine, tarihi eserlerin üzerine eğer asit yağmurları gelmeye başlarsa bunların zamanla aşınmasına sebep olurlar. Ve dolayısıyla da binlerce yıllık aslında zenginliğimizden olmuş oluruz. Bunları kaybetmemize yol açarlar. Asit yağmurlarının temelde sebep oldukları bunlardır diyebiliriz. Geçiyoruz asit yağmurları ile ilgili bir soru çözelim bakalım. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Suda yaşayan canlılar için tehlike oluştururlar. Tabii ki suyun pH'ini düşürürler ve canlılığı tehdit ederler dedik. Tarihi eserlere ciddi zararlar verir. Özellikle mermerden yapılmışsa. Yani asidik ortamın aşındırmacı etkiye sahip olduğu ortamlarda maddelere, tarihi eserlere çok önemli zararlar verir. Oluşumunda en önemli etkenlerden biri de motorlu taşıt kullanımıdır. Motorlu taşıtlar bu az önce saydığımız kükürt trioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının temel salınım yerlerinden birisi olduğu için çok önemli bir etkendir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. O zaman cevabımız tabii ki E seçeneğinde yer alır. Derişik asit ve bazlardan bahsedecek olursak arkadaşlar yani oran olarak çok fazlaysa eğer bir çözeltinin içerisinde bunlarla çalışırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü göz, deri ve vücut dokularında çok önemli zararlı etkilere sebep olabiliyorlar. Aşırı tahriş edici özelliğe sahip olabiliyorlar. Metal yüzeylerde kullanırsan aşındırıcı özelliğe sahip olabiliyorlar. Veya mermer yüzeylerde yine aynı şekilde aşındırıcı etkiye sahip olabiliyorlar. Diyelim ki cildimize doğrudan zarar vermedi ama biz onun açığa çıkardığı gazı soluduk. İşte burada da toksik özellik gösterebilir. Yani zehirlenmelerimize yol açabilir. O zaman
Biz özellikle de derişik asit ve bazlarla çalışırken ve kuvvetli asit ve bazlarla çalışırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki ne gibi önlemler alırsak biz bu zararlı etkilere engel olabiliriz? Tabii ki koruyucu özlük takmak arkadaşlar. Sadece laboratuvarda değil, evde de eğer sen bir kimyasalla, bir asitle, bazla muhatap oluyorsan koruyucu gözlük takmak senin için çok önemli bir yere sahip olacak. Çünkü sıçrama ihtimali de var bu maddelerin. Sıçrama riskine karşı gözlerimizi koruyucu gözlükle korumamız gerekiyor. Önlük takmamız yine aynı şekilde cildimizi korumamız için önemli bir etken olacak. Ya da eldiven kullanmamız asitlerle bazlarla doğrudan temas eden organımız, ellerimiz olduğu için onları ekstra özen göstermemiz gerekiyor ve eldivenler sayesinde korumamız gerekiyor. Sıçrama ihtimallerine ya da dökülme ihtimallerine karşı ayakkabılarımızın her zaman için kapalı olması gerekiyor. Evde mümkün olduğunca asit baz kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor ve toksik etkilerden kendimizi arındırmak, kurtarmak için buharlarını solumaktan kaçınmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar almamız gereken önlemler. Ama diyelim ki bir kaza mümkündür. Kaza başımıza geldi. Bir şekilde elimize döküldü. Bir yerimize sıçradı. Bir asitle bazla temas durumunda kaldık. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar acilen hani derişik asit ve bazlardan bahsediyoruz sonuçta. O zaman onlardan kurtulmak istiyorsak seyreltmemiz gerekiyor. Seyreltmek de suyla olur. Dolayısıyla temas ettiği yüzey her neresiyse orayı bol suyla ve en az 10 dakika boyunca yıkamamız gerekiyor. Bu sayede ondan arınabilir ve kurtulabiliriz. Kendimizi ferah çıkarabiliriz. Ve tabii ki çalışırken dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli etken ise bütün kimyasallar için bu geçerli. Üzerinde yer alan uyarı işaretleri olacak arkadaşlar. Bu uyarı işaretleri sayesinde hangi tehlikelerin karşımıza çıkabileceğini görmüş olacağız ve onlara karşı ekstra önlemler alacağız. Ne gibi? Bütün asitlerin bazılarının üzerinde de bu ifadeleri yaklaşık olarak görüyor olacağız. Yani aşındırıcı etkiye sahip olacak. Etiketini okuduğumuz zaman biz bu maddeyle çalışırken ne diyeceğiz? Demek ki biz bunu cildimizden uzak tutmalıyız veya metal yüzeylerden uzak tutmalıyız. Yoksa aşındırıcı etkiye sahip olur veya tahriş edici etki uyarı işaretini göreceğiz. Yine aynı şekilde cildimizden uzak tutmamız gerektiğini anlıyor olacağız. Bu kuru kafa işaretini gördüğümüz zaman bu maddenin zehirli bir madde olduğunu görüyor olacağız, anlıyor olacağız. Onu solumaktan kaçınacağız veya yakıcı madde işaretini gördüğümüz zaman da yanıcı maddelerden onu uzak tutmamız gerektiğini anlayacağız yakıcı etkisinden kurtulabilmemiz için. O zaman etiketleri okuyacağız, uyarı işaretlerine dikkat edeceğiz ve bunun yanı sıra bir de hangi maddeler birbiriyle karıştırılabilir ve daha önemlisi hangileri birbiriyle karıştırılamaz. Bunu çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Özellikle günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı maddeler var ki çok masum gözüküyorlar ama birbiriyle karıştıkları anda çok önemli tehlikeleri yol açıyorlar. Bunlardan birisi de çamaşır suyu ve tuz ruhu. Bu iki madde arkadaşlar, ikisi de temizlik maddesi olarak satın alabildiğimiz evlerimizde bulunan maddeler sonuç itibariyle. Eğer biz bu iki maddeyi birbiriyle karıştıracak olursak, bak çamaşır suyunu götürüp tuz ruhuyla karıştırdığın zaman sodyum klorür tuzu oluşuyor, herhangi bir zararı yok. Su oluşuyor, bunda herhangi bir zararı yok ama bunun yanı sıra bir de klor gazı açığa çıkıyor ki klor gazı doğrudan insanın zehirlenmesine yol açan ve kısa süre içerisinde ölüme kadar götürebilecek bir etkiye sahiptir. Peki diyelim ki laboratuvardayız ya da evde bir şekilde asidi ya da bazı seyreltmemiz gerekiyor. Yani onun suyla karışmasını sağlamamız gerekiyor. Daha seyreltik bir çözelti elde etmemiz gerekiyor. Bu işlemi nasıl yaparız çalışmamız esnasında? Arkadaşlar şuna dikkat. Hiçbir zaman asidin bazın üstüne su dökmeyeceğiz. Tam tersine suyun üstüne asidi bazı dökerek, damla damla dökerek biz seyrelmeyi sağlamamız gerekecek. Çünkü sülfürik asit gibi bir örnek var mesela elimizde. Suyla karıştığı zaman egzotermik bir tepkime verir ve açığa ısı çıkarır. Şimdi biz eğer gidip suyu bir de hızlıca dökecek olursak açığa çıkan enerjiden ötürü, ısıdan ötürü sıçramalar olabilir veya üstümüze dökülebilir veya kaba zarar verebilir. Dolayısıyla da büyük tehlikelere yol açar. İşte bu tehlikelerden arınmak istiyorsak ne yapacağız? Asidin ya da bazın üstüne su dökerek seyreltmeyeceğiz. Tam tersine suyun üstüne bu asidi, bazı ve yavaş yavaş dökerek, mümkün olsa eğer buz banyosunun içerisinde yaparak seyreltiyor olacağız açığa çıkan ısıdan kurtulabilmek için. Bunun dışında kimyasalları ve kimyasalları yiyecek ve içeceklerimizden tabii ki uzak tutmamız gerekiyor. Zehirlenme riskini ortadan kaldırmak için. Az önce çamaşır suyu ve tuz ruhundan bahsetmiştik arkadaşlar. Buna şöyle bir tekrar değinelim. Birbiri içerisinde asla ve asla karıştırılmaması gereken bazı maddeler var.
evlerde yaygın olarak bilinmesi gereken, özellikle önem alınması gereken iki madde de budur. Çünkü temizlik maddesi olarak ikisine de ulaşımımız aslında kolaydır. Eğer bunları birbirinin içerisinde karıştıracak olursak çamaşır suyu ve tuz ruhu klor gazının oluşumuna sebep olacaktır. Bu da zehirli ve ölümcül etkilere yol açacaktır. Şimdi günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı asitler ve bazlar var. Bunlardan da bir bahsederek devam edelim. Mesela lavabo açıcılar. Arkadaşlar lavabo açıcı dediğimiz şey aslında kuvvetli baz çözeltileridir. Bu potasyum hidroksit ya da sodyum hidroksit gibi bazlar olabilir. Bunları lavaboya döktüğümüz zaman kıl parçaları gibi lavabonun tıkanmasına sebep olan maddelerle tepkimeye girer. Ve bu tepkime sonucunda çözünmesine, açılmasına sebep olur lavaboların. Ve bu yüzden kuvvetli baz çözeltileri olduğu için tehlike de arz ediyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca az kullanmamız ve seyrek bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Lavabo açıcıyı sürekli ve sürekli kullanırsak bu defa daha büyük zararlara yol açmış oluruz. Kireç ve pas çözücülerin özelliğine gelecek olursak arkadaşlar genellikle fosforik asit ve sülfürik asitin çözeltisinden oluşan, yani biri zayıf biri kuvvetli iki asidin karışımından oluşan çözeltilere kireç ve pas çözücü adını veriyor olacağız. Bazı evsel kimyasallar var ki onlar da genellikle asit veya baz çözeltisi özelliği gösteriyorlar. Daha doğrusu evdeki kullandığımız kimyasallar çoğunlukla ya asit ya da baz çözeltisi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şu asit yağmurları ile ilgili bir soru daha çözelim. Yargılarından hangileri doğrudur demiş soru bize. Toprağın pH değerini değiştirir. Asit yağmurları olduğu için düşmesine sebep olur pH'ın. Fosil yakıtlardan çıkan kükürt dioksit, karbondioksit ve azot dioksit gazları asit yağmurlarına neden olur. Bu ifadenin de doğru olduğunu söyledik. Sülfürik asit, karbonik asit ve nitrik asit oluşumuna sebep olan gazlardı. Çevreye zararı yoktur diyor. Oysa ki tam tersi, çevreye önemli zararlı etkinleri vardır. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifadelerimiz doğrudur. Dinamo Kimya kitabında da rastlayacağımız bir soru tipi karşımızdaydı arkadaşlar. O zaman tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.